Pantheon çok güçlü arkadaşlar. Pantheon'u kesin banlayın. Pantheon inanılmaz güçlü. Futbol izliyor musun? İzlemeye vaktin oluyor mu? Seviyor musun? Ben futbol izlemeyi çok uzun yıllar önce bıraktım kardeşim. Şimdi ADTF oynasak ne olur? Oynamayalım ya, takım çok şey. Nereden çıktı o Pax? Abi Pax vardı zaten. Riot hesabı o yüzden. Oy, kokuyor, sezdim. Luz kokusunu sezdin mi bak? Luz'un kokusu geliyor mu size de? Kasadına karşı Twist Fate o kadar güçlü değil, hayır. Çünkü şöyle, ben ulti atıyorken adam bana Q atarsa ultim bozuluyor. O yüzden sıkıntı, tek olayı şu, Viego nasıl bilmiyorum şu an, hani TF'le nasıl olur onu bilmiyorum yani. Black Alistar da var. O yüzden Viego ile beraber oynarsak belki bir şeyler olabilir. Ya benim takımımla beraber oynamam gerekiyor. Koç, seni çok seviyorum. Maçı detaylı bir şekilde anlatabilir misin? Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım tabii ki. Koç, ligi kaçıncı bitiririz? Bu sene ilk üçe girer miyiz? Yani o konuda bir şey söyleyemiyorum. Takım çünkü gelişmeye açık. Gelişirsek 3. de bitirebiliriz. Yerimizde sayarsak 7. de bitirebiliriz. 6. da bitirebiliriz. Her şey olabilir bu takımdan. Geleceğe yatırım yaptık öyleyse. Yani tam %100 geleceğe de yatırım denmez. Sonuçta buradaki oyuncuların hani hepsi böyle rookie değil. Sadece olay şu, iki tane rookie var. Koldre ve Typhoon. Diğerlerine hatta köfte bile neredeyse öyle sayılır. Birbirlerine adapte olabilirlerse, bazı şeyleri çözersek bayağı iyi olacak bence. Ama bakalım çözebilecek miyiz? Bu takımdan bir bok olmaz der gibi bir halim var. Sence öyle olsa hafta sonu öyle mi oynardık? Hafta sonunun Beşiktaş maçının early game'ini bok gibi oynadık, kazandık. Sup maçının early'sini iyi oynadık, bok sonra kaybettik. Koç, kulaklığı bilmem mi aldın 300 liraya? Hayır kardeşim. Bu kulaklığı 300 liraya bulsam büyük ihtimal 150-200 tane alırım. Sonra giderim, satarım, bayağı bir kar ederim. Bak, şu pasifleri adama vurmam lazım çoğu zaman. Hatta vurabildiğim her zaman. Shyvana'nın baskın yapma ihtimali bayağı düşük. Şöyle bir tane vuralım. Şu pasifi de adama vurmam lazım. Bekleyeceğim. Minyonlara vurmayacağım. Adam zaten mage minyonlara vurmaya gelecek. O sırada bir tane patlatırım. Şu an jungle'ı Shyvana olmasa adamın, adam bunları yaşamayacak bu arada. Ama jungle'ı, yani ormancısı Shyvana olduğu için baskın yapma ihtimalleri bayağı düşük. Ben de o yüzden bunu dibine kadar kullanmaya çalışıyorum. Aslında bu wave'de base atabilirim ya. Bir sonraki wave Cannon wave, gördüğünüz gibi. O wave'i vurmaması gerekiyor adamın. Vurduğu zaman kaybeden taraf o olacak. Normalde mesela şu an ormancı herhangi bir yerden çıksa, şu adamın şu koridoru ittirirken tam şu an mesela yanından bizim ormancı çıktı. Bu adamın base'ini falan bozdu. Bu adamın oyunu bitecek. O biter şu an. Ama adam işte random atıyor Yezdra'yı. Ne tutarsa işte, ne gelirse. Bak şimdi hemen push avantajını aldım. Adam zaten wave kaybedecek. Ben de bota koşuyorum hemen. Buradan fırsat bulup. Kassadin bota teleport atıyor. Daha 5 level. O yüzden her türlü kazanabiliriz. Botum var. Çok güzel, Kassadin de öldü. Oyun bitti bu arada. Cin puşlu oğlum. Adamın büyük minyon wave'ini ittirmesinin ne kadar ağır bir sonuçla sonuçlandığının farkında mısınız arkadaşlar? Adam bota teleport atmasa, ışınlarını kullanmasa ben orada olacaktım ve bizim takım kazanacaktı. Adam orta koridora kullansa zaten botta kazanacağız. Bota kullandı. 5. seviye olduğu için direkt zaten kazandık ve ben ışınlarım olmadan ışınlanla hamle yapıyormuşçasına hamle yapmış oldum. Her türlü kazanan taraf biz olduk. Ya ben oldum daha doğrusu. Sonra da takım da iyi oynayınca direkt kazandık. Burada ellemeyeceğim bu arada. İttirsin burayı. Çok umurumda değil açıkçası. Ölmek istemiyorum çünkü. Risk 6. seviye olacak şimdi 1-2 milyon daha ölünce. O yüzden bekleyeceğim. O ne oğlum? Bu adam bayağı XP kaybetmiş. Bu ne? Ne yapıyor bu adam? Güzel troll kardeş. Eyvallah, teşekkür ederim, güzel troll. Adam bu arada sinirlendiği için öyle oynadı. O adamı saç baş yoldurduk biz yani, emin olabilirsiniz. Hemen üstüne dönüyoruz. Burada plate almak yok. Adam sinirlendi, sinirlendi o yüzden. Twisted Fate'in pasifi kuleye vurunca geliyor ya, bayılıyorum ya. O ne oğlum? Güzel troll. Viego'ya bak, Kasadin oldu. Orada fight çıkmış ama ben oraya gitmek istemiyorum. Haklı mıyım? Bence biraz haklıyım, biraz haksızım.
Ben kuleyi alıyorum. Madem tapa gittin, kasadın kanka. Ben de mide alırım. Ama oraya yapacak bir şey var mı? Var galiba. Geliyorum. Topla onları. Tamam, çok güzel. Adamı da kurtardık. Direkt rapid fire alacağım. Lich puanından önce. Koç, bir ara roket kemer alınmaz diyordun. Neden aldın sonra? Ben öyle bir şey Twist Fade'e demedim. Twist Fade alınacak başka eşya yok zaten. Mecbur bunu alacaksın. Buradaki hiçbirinin bir mantığı yok. Mecbur bunu alacaksın. Ya ama bak, Blue'yu vermen lazım reis bana yani. Öyle oynanmıyor ki oyun. Bakın, koridordaki totem ne kadar OP görüyor musunuz? Twitch'i görüyoruz. Mesela Twitch bir adım daha öne atsaydı ölü bir Twitch olacaktı. Koridordaki totemler bu kadar OP işte. Devamı geleceğini bilsem. Güzel. Camille'i map'te gördüm haritada. O yüzden daldım bu arada. Tamam, bayağı okeyiz. Şimdi arkadaşlar, bir sürü soru vardır. Büyük ihtimal chat'te bakmıyorum şimdi de. Yani niye işte Lich puanından önce bunu alıyorsun falan. Arkadaşlar, bunu erken bitirdiğiniz zaman takım savaşı başlatma konusunda vesaire veya rakip böyle herhangi bir yerde sizde totem savaşına vesaire girdiğinde birden böyle beklemedikleri bir yerden stun geliyor çok uzaklardan. Bir de proto beltimiz de var. Her türlü yetişiyoruz. O yüzden bayağı güçlü oluyor. Lich puan zaten mana falan vermediği için şu an yani onun hasarını atmak yerine takım arkadaşlarınız o hasarı tamamlıyor. Ama bunu böyle takımınız gerideyken yapmayın. Atıyorum takımca öndesiniz. Şu an atıyorum tek hasar bende değil. Jhin de vuruyor. Viego da vuruyor. O yüzden bunu yapıyorum. Takım savaşı başlatacağım atıyorum bir yerde. Atacağım kartımı. Takım arkadaşlarım öldürecek zaten adamı. Üst koridorda bir fight var ama oraya gideyim ya. Ya gitmeyeyim, tamam, kaybettiler zaten. Kassadin'in ulti stacklerine bakıyoruz. Bir stack olduğu için atlamıyoruz. Eğer iki stack oldu, daha yet kesemeyiz onu. Durursa keseriz. Durursa keseriz. Yok, tamam, çıktı. Orada ulti stacklerine bakma sebebim, biliyorsunuz ki Kassadin böyle ulti stackleri çok olduğu zaman ultisinin manası çok fazla istiyor. O yüzden de sıkıntı oluyor adam için kaçmak. Ona baktım. Heh, totemi attık oraya. Şimdi şuraya da bir tane totem atmamız lazım. Şu an bu yaptığımız troll. Şu side lane'lerde, yan koridorlarda şu ilk kuleler duruyorken buraya ulti at, hani buraya vuramayız. Arkamıza bir teleport vesaire bir şey yediğimiz an ölürüz. O yüzden normalde troll arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Mesela yan koridorda gidip benim elemanıma dalıyor. Ben TF oynuyorum. Solo Q'da Twisted Fate acayip güçlü. Şimdi orta koridoru bir daha ittirip. Şu Jhin şu an çok riskli. Mesela Leona alt koridorda ne yapıyor? Jhin'i koruması lazım. Jhin orada tek başına, arkaya bir teleport ise ultim de yok. Ölecek adam. Alt koridora gidiyor Leona. Bayağı saçma bu arada Leona'nın yaptığı şey. Ama Allah'tan adamlar alt koridorda da Viego herkesi kesiyor. Aa, Viego'da Kassadin çok useless lan. Ultisini alamıyor ki. Ultisini kullanamıyor. Kassadin'in ultisini kullanmadıktan sonra ne anlamı var Kassadin olmak? Viego'nun counter'ını bulduk. Şu an ejder var. Ejderde direkt görüş almamız lazım. Şu an Camille'in çoktan üste dönmüş olması gerekiyordu mesela ama kardeşimiz çok oralı değil. Şimdi gidiyorum orta koridoru ittirmeye. Bizim Jhin, gerçi Jhin gelebilirmiş buraya. Ben alt koridora gidebilirmişim de. Ben biraz önde ittirmek istiyorum. Jhin red'i alacak. Üstüne dönüyor. Bayağı büyük troll bu arada Jhin'in yaptığı. Bayağı büyük troll hem de. Benim yaptığım da büyük troll. Trolledik. Ejder var. Adam base atıyor. Ben mal gibi burada ölüyorum. O kadar erken önde pushlamamam gerekiyor wave'i. Kendi üstüme alsam, beklesem her türlü zaten kazanacağız. Dangalaklık yaptık. Ultim var, ultim. Aa, ultisini kullandı. Öldü, öldü. Camille TF'e bayılıyorum ya. Barona şu an aslında gerek yok, biliyor musunuz? Barona'dan çok fazla hasarımız yok. Jhin'e diker olduğu için. Viego'nun gerçi Baron'a hasarını bilmiyorum ama yani karşı ormanı falan alsak daha iyi olabileceğini düşünüyorum aslında. Oha, Viego tek başına neş yapıyor. Oo, büyük troll. Oo, trole bak. Ya oğlum, önce sen dalacaksın işte ya. 1000 tane ping atıyorum. Daha ne yapayım ben sana dalman için be kardeşim. Al, daldığı yere bak. Öl. Umurumda değil. Nezik herif ya. R'ye basacak adamı keseceğiz. Ona bile basmaktan aciz ya. Ne, maçı kaybettik zaten arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Çok absürt şeyler olmazsa. Çünkü ben çok sinirlendim. Sinirlendiğim zaman çok oyunu oynayasım kalmıyor. Bak, yaptıkları harekete bak.
Yok abi, adamlar şey böyle hemen bitsin. Yahu bekle işte, bir dakika sonra oyun bitecek. 20 dakikada her maçı mı kazanacaksın? Nesin sen, faker falan mısın? Mecbur bu oyunu oynuyorsan 25-30 dakikayı gözden çıkartacaksın her maç için en az. Hayır, şimdi takım savaşlarını da kaybetme şansımız oldu ya. Şu adama ulti bassam. Yok ya. Görüş alsak yeter ya şu an. Hepsi orada mı? Kasadin yok. Kasetinde burada. Lan şuna. Baron. Lan bitiremeyiz ki. Ah. Bitecek mi oyun? Nasıl bitecek? Ölüşe bak Narın, Allah senin belanı vermesin. Yine de bitmeyecek ama. Bak şu an üste dönüp Vision alıp sonra hareket etmemiz lazım. Yanlış yapıyoruz. Adamlar da böyle tık tık teleport falan atacaklar, kaybedeceğiz. Hızlı değil ki bizim neşimiz. Tabi bu da okey, alabiliriz ama daha garanti abi. Oğlum bu arada Viego ne biçim vuruyor lan? Oğlum Viego fena vuruyormuş lan. Alabilirmişiz bu arada, ben yanlış yapmışım. Gayet iyi, gayet iyi. Nice call TF, back to bronze yazıyor adam. Ah. Böyle direkt gidilmez arkadaşlar. Orta koridoru bir wave daha ittirmemiz gerekiyor. Can kardeşler. Yok. Şu an yap saçma şeyler dönüyor. Sıkıntıya girecek bu maç. Buralarda bir yerlerde fight kaybedeceğiz. Burası orası. O ben 16 level olmuşum. Kasıt'ın 13 level daha. Abi nar şöyle nasıl girebiliyor ki? Ben vallahi anlamıyorum he. Kasıdını bekliyorum. Oo, mavi kart seçmişiz. Oy oy oy, herkes skill'leri kaçırıyor. Oğlum ben orada mavi nasıl seçtim lan? What the fuck? Bir tane mavi seçip atmam lazım. Mana lazım. Aferin lan. Aferin lan. Yahu Kasıdın ne yapıyorsun reis? GG well played. GG well played.